Merhaba, ben Elif. Bugün size Charlene Downs, yani diğer adıyla kebap cinayetinden bahsedeceğim. Ama buna geçmeden önce sizden istediğim bir şey var. Abone olmanızı istemiyorum, merak etmeyin. O kadar yorumdan sonra bunu söyleyecek değilim. Ama önümüzdeki hafta yeni yıl için iki video atacağım ve bunların sonunu sizin yeni yıldan dileklerinizi okuyarak bitirmek istiyorum. Videoyu gördüğünüzde yorum yaparsanız sevinirim. Çünkü yani videoları daha önce çekeceğim için ne kadar erken görürsem o kadar iyi. Söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi videoya geçebiliriz. Charlene Elizabeth Caroline Downs, 25 Mart 1989'da Coventry, İngiltere'de dünyaya geldi. Ailesi Charlene 10 yaşındayken Blackpool'a taşındı. Charlene, Karen ve Robert'ın 4 çocuğundan birisiydi. Çiftin Charlene dışında 2 kızı ve 1 oğlu vardı. Charlene St. George's okuluna gidiyordu ve arkadaşları ondan iyi ve mutlu bir çocuk olarak bahsediyorlar. Fakat görünüşe göre karmaşık, düzensiz bir hayatı vardı. Okuldan uzaklaştırılmıştı ve kaçırılmasaydı 4 Kasım'da, yani kaçırılmasından 4 gün sonra okula geri dönecekti. Charlene okulunu seviyordu ya da en azından ortamını seviyordu. Charlene'in geçmişini anlatan, hayatını anlatan çok bilgi yok ne yazık ki. Bu yüzden sizlerle paylaşamıyorum. 1 Kasım 2003 Cumartesi günü Charlene'in annesi Karen saat akşamüstü 6:45 gibi iki kızını, Charlene'i ve Rebecca'yı şehir merkezinde bir Hint restoranı için el ilanına dağıtırken gördü. Rebecca eve döneceğini söyledi. Charlene ise birkaç kız arkadaşıyla buluşacağını annesine söyledi. Bir telefon kulübesine gidip arkadaşlarını ya da arkadaşlarından birini aradı ve annesinin yanında onları bekledi. Kızına en geç 10'da evde olması gerektiğini söyledi Karen ve daha önceden sık sık geç kaldığı için onu geç kalmaması adına uyardı. Bu sırada arkadaşları Natalie ve Natasha geldi. Charlene annesini öptü ve arkadaşlarıyla birlikte yürümeye başladı. Karen kızı ve arkadaşlarını yürürken izlemişti. Bu kızıyla son konuşması ve onun son görüşüydü. Charlene arkadaşlarıyla kısa bir süre zaman geçirdi ve onların yanından ayrıldı. Akşam 9:30 gibi başka bir arkadaşıyla buluştu ve Kuzey İskelesi'ndeki Carousel Bar'a girdi. Bunları onu bu barda gören bir arkadaşı söylüyor. Bu bardan da akşam 10 gibi ayrıldıklarını söylüyor yine aynı arkadaşı. Ve Charlene'i en son 11'de Talbot yolu Abington Caddesi yakınlarında görüyor. Bu onun en son görüldüğü yer. Karen akşam işten eve döndüğünde saat gece 10'du. Yani kızından dönmesini istediği saatti. Eşi Robert kapıyı açtı. Charlene hala eve gelmemişti. Başta pek endişelenmediler çünkü biraz daha beklediklerinde geleceğini düşündüler. Yani klasik bir geç kalma olduğunu. Sakin kalmaya çalışsalar da aradan birkaç saat geçti ve Charlene hala eve gelmemişti. Babası Robert bisikletine atladı ve kızına bakmak için şehir merkezine doğru Charlene'in bulunduğu yere yola çıktı. Robert çevreyi dolaştı, kızı ve arkadaşlarını bir ümit, belki hala dışarıdalar diye aradı ama ne yazık ki Charlene'i bulamadı. Eve döndü. Eve döndükten sonra Robert hala kötü şeyleri aklına getirmiyordu ve kızının muhtemelen bir arkadaşında kaldığını ve haber vermeyi unuttuğunu düşünüyordu. Daha doğrusu düşünüyorlardı. Yani annesi de onunla aynı fikirdeydi. Karen ve Robert yarın bir haber alacaklarını düşünerek uyudular. Ertesi gün kalktıklarında biraz daha beklediler. Bu sayede Charlene arkadaşında kaldıysa eve dönebilecekti. Bunu umuyorlardı ama ne yazık ki yine Charlene ortada yoktu. Karen ve Robert çıkıp Charlene'in bütün arkadaşlarının evlerini tek tek gezdiler ve onu görüp görmediklerini ya da burada kalıp kalmadığını sordular. Charlene hiçbirinin evinde kalmamıştı. Dışarı çıktığı arkadaşları Natalie ve Natasha ise Charlene'i akşam 9:30'da iskelede yalnız bırakıp bebek bakıcılığı için geri döndüklerini söylediler. Şu noktada polise gitmeleri gerektiğinin farkına vardılar. Charlene neredeyse 24 saattir ortada yoktu. Polise gidip 14 yaşındaki kızlarının kaybolduğunu söylediklerinde onlara 24 saat daha beklemeleri gerektiği söylendi. Bu ne ara İngiltere'de değişti ya da bir yanlış anlaşılma mı oldu aralarında bilmiyorum. Ama özellikle bir küçük bir çocuğun kaybolduğu bu tarz durumlarda ilk 48 saat çok riskli. Bu yüzden Charlene'in kaybolması açısından bu saatler gerçekten çok değerliydi. Pazartesi günü öğlen gibi artık daha fazla dayanamayıp tekrar karakola gittiler. Sonunda aile kızları Charlene için kayıp formunu doldurmuşlardı. Charlene'in fotoğrafını, gerekli bilgileri verdiler. Arama bu sayede başlamış oldu. Ne yazık ki günler geçti, haftalar geçti. Charlene'den hiçbir iz yoktu.
Bu arada polise onu çeşitli yerlerde gördüğünü söyleyen, bunu ihbar eden kişiler oldu. Hatta birisi onun cesedini tren rayında gördüğünü bile söylemişti. Polis her bir ipucunu araştırdı ama Charlene'den resmen hiçbir iz yoktu. Polis Charlene'in ailesini de inceliyordu çünkü bu gerçekten çok yaygın bir durum. Bu arada Karen bunca zamandır Charlene'in hiçbir haberinin yapılmadığını fark etti. Bunlardan birisiyle iletişime geçti ve 14 yaşında kayıp bir kızı olduğunu söyledi. Buradakiler de aslında kayboluşunu bildiklerini söylediler ama konuyu ele almamışlardı çünkü polis onlara bunun bir kaçma olayı olduğunu söylemişti. Polisler bu düşüncesini, yani bunu bir kaçma olayı olarak düşündüklerini, bunun söz konusu olduğunu aileyle paylaşmamışlardı. Üstelik bunun kaçma olup olmadığını bilmiyorlardı da. Sadece öyle varsaymışlardı. Ortada kaçtığını gösteren hiçbir şey yoktu. Sadece varsaydılar ve hiçbir haber kanalında, hiçbir gazetede, hatta yerel gazetede bile Charlene'in kayıp fotoğrafı dahi olsun gösterilmemişti. Neredeyse bir ay olmuşken Charlene'in haberi yapılmaya başlandı ama bu çok geçti. Gören ama hatırlamayan tanıklar olabilir diye düşünüyorum şahsen ben. Çünkü bir ay birini hatırlamak için gerçekten çok uzun bir süre. Üstelik tanımadığınız biri söz konusu olduğunda. Ve nitekim bulunamadı da zaten. Kayda değer bir ipucu bulunana kadar ki buna da ne kadar kayda değer denir bilemiyorum. 3 yıl geçti. 2006 yılında polis Charlene'in ailesini arayıp karakola gelmelerini istedi. O gün bir tutuklama gerçekleştireceklerdi. Karen'ın, yani Charlene'in annesinin ifade ettiğine göre polis Charlene'in öldürüldüğünü, hatta Charlene'in %99.9 öldürüldüğünden emin olduklarını söylemişti. Bu aile için gerçekten yıkıcı bir haberdi. Fakat polis nasıl öldürüldüğünü ya da nasıl öldürüldüğünü düşündüklerini aileyle paylaşmamıştı. Artık Charlene kayıp biri değildi. Bu artık bir cinayet soruşturmasıydı. 29 yaşındaki Iyad Albetiki ve Muhammed Revişi, yani ortağı, tutuklandı. İkili Funny Boys isimli bir fast food dükkanının sahibiydiler. Iyad Albetiki öldürmekle ve Muhammed Revişi bedenini ortadan kaldırmakla suçlandı. Şu noktadan sonra işler biraz mide bulandırıcı bir hal alıyor. Polisin teorisine göre Charlene öldürülmüştü, kesilip parçalara ayrılmıştı ve kebabın içine konulmuştu. Üstelik bunu pişirip satmışlardı. 2007'deki duruşmaya geldiğimizde polis bir ses kaydı sundu delil olarak. Bu ses kayıtları David Cassidy ismindeki bir tanığın bu iki adam hakkında iddialar ortaya atmasıyla polisin gizli dinleme cihazını yerleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkmıştı. Ses kayıtlarında Iyad Albetiki bir kızla ilişkiye girdiğini, onu öldürdüğünü, bedenini et ötücüsüne atıp kebap olarak sattığını söylemişti. Başka bir ses kaydında öldürdüm, bir kızla öldürdüm, sadece kızgındım diyordu. Ayrıca Muhammed Revişi de bir ses kaydında kızdan geriye hiçbir şey kalmadı, kız buradaydı, öldü ve geride hiçbir şey yok diyordu. Bu ses kayıtlarında Charlene'in ya da bahsedilen kız her kimse onun adı geçmiyordu. Konuyla ilgili büyük bir ipucu da konuşulan yaklaşık 3000 kişiden gelmişti. Bu iki adamın iş yerinin olduğu sokakta, caddede büyük bir pedofili ağı söz konusuydu. Bu dükkanlarda 11-15 yaş arasındaki 60 kız çocuğu cinsel istismara uğruyordu. Çocuklara yiyecek, uyuşturucu, alkol, sigara gibi şeyleri ücretsiz sunarak karşılığında onlarla ilişkiye giriyorlardı. Onlara tecavüz ediyorlardı yani. 60 küçücük kız. Nasılsa polisin ve orada yaşayan çoğu kişinin bundan haberi yoktu. Ve Charlene'in kayboluşundan yıllar geçtikten sonra ortaya çıktı bunların hepsi. Charlene kaybolmadan önceki bir yıl boyunca sömürülen, cinsel istismara uğrayan bu çocuklardan birisiydi. Bu ikisi, yani pedofili ağı ve adamların arasındaki bu konuşma birleştiğinde suçlu onlarmış gibi gözüküyor. Ama ortada aslında hiçbir şey yok. Charlene'in ismi geçmiyor, cesedi yok, adamlar tanımadıklarını söylüyorlar ve ortada birbirine bağlayabilecekleri bir şey yok aslında. Elbette yapmış da olabilirler ama bunlar bir ihtimal sonuçta. Sonunda jüri karara varamıyor, yarı yarıya suçlu, suçlu değil arasında kalıyorlar ve sonunda karar veriliyor. Bu iki adam serbest bırakılıyorlar. Bunun ardından ortaya çıkıyor ki aslında jüriler arasında kurallara aykırı durumlar söz konusuydu. Birincisi, içlerinden birisi aslında söz konusu iki adamın duruşması olduğunu biliyordu. İkincisi, sanıklardan birinin erkek kardeşi jüridekileri takip etmeye başlamıştı. Onları gözetliyordu, yani korkutmaya çalışıyordu.
yeniden yargılama kararı verildi ve Nisan 2008 planlanmıştı. Fakat ciddi şaibeler ortaya çıktı ve tekrar yargılama olmadı. Bunun sebebi ses kayıtlarıydı. Kayıtlardaki ses gerçekten çok azdı çünkü cihaz televizyonun yakınına yerleştirilmişti. Ses kayıtlarını dinleyip transkriptini çıkaran Jean Bessent dosyaya başından beri dahildi ve konuyla ilgili bilgi sahibiydi. Bununla ilgili tarafsız incelemede bunun yanlı bir doğrulama olduğu sonucuna varıldı. Ses kayıtlarının içindeki kelimelerden bazıları gerçekten anlaşılmıyordu ve onlar değiştirilmiş ya da düzenlenmişti. Sonuçta bunlar ellerindeki bu iki adamı işaret eden tek delildi ve artık kullanamadıklarına göre onları suçlayacak hiçbir şeyleri yoktu. Ve bu iki adama her birine ayrı ayrı olmak üzere 250 bin pound tazminat ödendi. Bunların ardından Karen yani Charlene'in annesi bir tartışma sonucunda eşi Robert'ı bıçakladığı için tutuklandı. Robert dava açmayı reddetti çünkü eşinin tüm bunları yaşadığı acı yüzünden, son gelişmeler yüzünden istemeden yaptığını ve onu anladığını söyledi. Charlene'in ailesi EDL topluluğundandı. Bu İngiltere'deki aşırı sağcı ve İslamofobik bir organizasyon. Söylediklerine göre EDL ırkçı değil. Sadece bir İngiliz'in Müslüman olabileceğine inanmıyorlar. Ve Müslümanlığın da İngiltere'deki üçüncü büyük problem olduğunu düşünüyorlar. Ki tecavüzcüleri, teröristleri saysak ilk iki bitti zaten. Uyuşturucu satıcıları, katiller falan bin bir çeşit suçluya daha gelemedik bile. EDL bir ara çok yükselmesine rağmen taraftarları camileri bombaladığı için ve Norveçli aşırı sağcı bir teröristle, ki bu terörist de toplu katliama sebep olmuştu bomba patlatarak ve bunu manifestosunu açıklamak için yaptığını söylemişti. Bu adam Avrupa'dan tüm Müslümanların sınır dışı edilmesini istiyordu. Bir teröristle bağları ortaya çıkınca ve bombalı saldırılar olunca itibarları yerle bir oldu. Kendi içlerinde bölündüler. Bazıları ayrıldı, bazıları bağımsızlıklarını ilan edip yine ayrıldılar. Neyse, böyle bir topluluğa dahildiler ve EDL'deki arkadaşlarıyla birlikte kızlarının ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki adam için, İyad ve Muhammed için protestolar düzenlediler. Kızlarını öldürdüğünü düşündükleri biriyle ilgili protesto yapmaları ya da tepki göstermeleri aslında çok normal. Ama devam eden süreçte aile bu iki adama karşı durmadılar. Charlie'nin erkek kardeşi ve kız kardeşi bu adamlara saldırdığı için suçlandılar. Annesi polis tarafından uyarı almıştı ve 2013'te aileyi ilgilendiren bir gelişme oldu. Charlie'nin kayboluşundan 10 yıl geçmişken aslında küçük kızın evde, kendi evinde cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 11 yaşındayken hastane raporuna göre cinsel istismara uğradığına dair izler görülmüştü. Sosyal hizmetler evi incelediğinde eve gelip giden erkekler olduğunu görmüşlerdi. Hatta Charlie'nin kaybolduğu sırada babası Robert, barda suçlu bir adamla tanışıp ailesiyle de bu adamı tanıştırmıştı. Ve Charlie'nin kaybolmasından 3 gün geçtikten sonra aynı adam mahkemede başka bir çocuğa karşı cinsel istismardan ceza almıştı. Charlie'nin annesi bunu bilmediğini, bilse adamı asla evine almayacağını söylemişti. Üstelik Charlie'nin kız kardeşi Becky, 50 yaşındaki bir adamla yaşamak için evden ayrıldığında henüz 14 yaşında olduğunu itiraf etti. Charlie'nin kayboluşuyla ilgili son gelişme 2017 yılında oldu. 51 yaşındaki Nigel Lloyd bir ilgisi olduğu düşünülerek tutuklandı. Nigel 2003 yılında Blackpool'daki bu pedofili ağının bahsedildiği alanda bir kafe sahibiydi. Ve Charlie'nin kaybolduğu zamanda bir anda iş yerini terk edip başka bir şehre taşınmıştı. Fakat 48 saatlik sorgulamanın ardından polis onu serbest bıraktı çünkü yine ellerinde hiçbir şey yoktu. 2017'de bir güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı ve bu görüntüde Charlie'nin yanında 30 yaşlarında sarışın bir kadınla yürürken görülüyordu. Görüntüler polis arşivlerindeydi ve nasıl görülmedi ya da nasıl dikkatlerden kaçtı bilmiyorum ama keşke kaybolduğu zamanda ortaya çıksaydı. Belki birileri bunu izleyerek bir şeyler hatırlardı. Belki gören, fark eden birileri olmuştu. 2011 yılında Iyad Albetiki 18 yaşındaki bir kadına kafa attığı için saldırıdan tutuklanmıştı. Bunun dışında aile hala kızlarını arıyor ama suçlamalar dolayısıyla da adı kebap cinayeti olarak kaldı. Aslında gerçekte Charlie'ne ne olduğu hala bilinmiyor. Bu dosyayla ilgili anlatacaklarım da bu kadardı. Videonun bir kısmında güneş açtı ve yani umarım çok rahatsız edici değildir. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.